Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese, hoş geldiniz. Şimdi kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Piyasalara baktığımız zaman bugün oldukça güzel bir gün diyebiliriz. Bitcoin'e baktığımızda ortalama olarak %4'ler civarında bir yükseliş var. Fakat altcoin'lere baktığımızda durum Bitcoin'e göre çok daha güzel. Çünkü Bitcoin'in bu artışıyla birlikte dominansta bir miktar geri çekilme gördük. Bununla birlikte de altcoin'lerin performansı şu an için Bitcoin'e göre daha iyi gözüküyor. Özellikle bundan 2 gün önce konuştuğumuz VRX coin'i bakın bugün çok güzel bir yükseliş hareketi yaptı. En son hatırlarsanız Vite'yi konuşmuştuk sizlerle birlikte. Vite'nin uzun zamandan beri yatay yaptığını konuşmuştuk. Vite hareketini yaptıktan sonra da VRX coin'inin uzun zamandan beri yatay yaptığını konuşmuştuk arkadaşlar. Bakın VRX coin'i de bugün çok güzel bir kar getirdi. Neredeyse %50-60'lara kadar karın yazıldığını söyleyebiliriz. Benzer bir hareketi şu anda yapmayan bir tek VTC coin'i kaldı. VTC coin'i de aslında gün içinde %12'ler civarında bir hareket yaptı. Fakat hala o beklediğim patlamayı gerçekleştirdiğini söyleyemiyorum. O yüzden ben kendim VTC coin'ini de beklemeye devam ediyorum. Gün içinde de VRX'in yaptığı hareketlerle bir miktar kar aldım VRX coin'inden. Onu da sepetimde yatay giden coinlere kaydırdım arkadaşlar. Yatay giden coinler arasında başta bana göre VTC coin geliyor. Onun dışında EOS coin'i mesela çok uzun zamandan beri yatay gidiyor burada gördüğünüz gibi. Aldığım karları şu an için sepetimdeki yatay giden coinlere kaydırmaya devam ediyorum. Bunlar da hareketlerini yaptırdıktan sonra yeni coinleri ufak ufak konuşmaya başlayacağız. Şu anda genel olarak durumlar bu şekilde. Buradan Bitcoin'e geçtiğimiz zaman Bitcoin'in 4 saatlik görüntüsü şu an için gayet güzel. Baktığımız zaman bir bulut kırılımı geldi. Şu anda bir miktar geri çekilme olmuş olsa da eğer geri çekilmelerde bulut noktasını destek yaparsa ve üstünde kapanışlar yapmaya başlarsa arkadaşlar muhtemelen ilerleyen günler adına bu oldukça olumlu olacak. Zaten uzun vade ve orta vade adına önümüz oldukça açık. Bunun sebeplerini dünkü videoda ve bir önceki videoda detaylı bir şekilde konuştuk arkadaşlar. Tek bir endişemiz var. Yarın Fed toplantısı olduğundan dolayı kısa vade adına piyasa manipüle edilebilir mi? Bundan dolayı bir çekincemiz var bildiğiniz gibi. Ama şu an için dolar endeksine baktığımız zaman da ciddi bir artış görmedik. Hatta dün bakın burada bir miktar geri çekilme vardı ve dolar endeksinin bir destek noktasında oturduğunu konuşuyorduk. Tam olarak bu destek noktasından da yukarı yönlü bir hareket geldi. Şu anda 4 saatlikte hala tekrardan kendisini bulduğu üst noktasına attı ve şu anda kapanışlar yapmaya başladı. Bu hafta toplantı olduğundan dolayı her şey hazırlıklı olmak lazım. Yani yukarı aşağı dalgalı bir piyasa bekliyoruz bildiğiniz gibi bu hafta için. Şu an için dolar endeksi de toplantıyla alakalı ciddi bir olayı fiyatlamadı. Yatay bir seyir hakim olduğunu söyleyebiliriz. Fakat dediğim gibi bu hafta için hazırlıklı olmak lazım ve olası bir toplantıyla alakalı bir şey fiyatlanacağı zaman da ilk tepkiyi buradaki gördüğünüz endeks fiyatlayacaktır. Ondan dolayı bunun takibi oldukça önemli arkadaşlar. Her defasında size bunu söylüyorum. Belki artık sıkılmaya başladınız ama zamanla bu göstergeyi takip ettikçe arkadaşlar ne kadar önemli olduğunu sizler de anlayacaksınız. Şu anda genel görüntü bu şekilde. Tekrardan kendisini bulutun üst noktasına atması tabii ki de kısa vade adına çok da iyi bir şey değil. Şu anda çok ciddi bir hareket yok ama yakından takip etmeye devam ediyoruz. Şu anda dolar endeksinde 4 saatlikte bulutun üst noktası takip edilebilir. Benzer şekilde Bitcoin'de de arkadaşlar geri çekilmelerde bulutun üst noktasını destek yapması bizim için saatlik bazda oldukça önemli olacaktır. Şu anda genel olarak hem Bitcoin'de hem de dolar endeksinde durumlar bu şekilde. Buradan dominansa geçtiğimiz zaman da dominansta ufaktan bir düşen trendin oluştuğunu görüyorsunuz. Biz bunun oluşmasını zaten kendisini bulutun alt noktasına attığından beri bekliyoruz. Bulutun alt noktasında kaldıkça da bildiğiniz gibi üstündeki satış baskısının artmasını bekleriz. Şu an için her düşüş hareketinde daha da dip yaptığını görüyorsunuz. Bu sevindirici bir durum. Yukarı yönlü hareketler de bulutun altında kaldıkça ben dominansın kısa vade adına saatlikte düşmesini beklerim şahsen. Şu an için 4 saatlikte dominansta görüntü bu şekilde. Buradan günlüğe geçtiğimiz zaman da
geri çekilmelerde destek yaptığı noktaya baktığımız zaman arkadaşlar kusursuz bir şekilde bulut noktasının destek olarak çalıştığını görüyorsunuz. Bakın şu bölgelerde bulut noktası biraz daha yukarıda ve gün geçtikçe biraz daha aşağıya geçmesine rağmen destek olarak baktığımız zaman gerçekten milimetrik olarak çalıştığını görüyoruz. İlerleyen günlerde, ilerleyen haftalarda aynı 4 saatlikte olduğu gibi günlükte de kendimizi bulutun alt noktasına atabilirsek bu orta vade adına da oldukça sevindirici olacak arkadaşlar. Şu an için baktığımız zaman günlük bazda bulutu destek yaparak bulutun üst noktasında kalmaya devam ediyor. Günlükte de şu anda dominans verisinde görüntü bu şekilde arkadaşlar. Buradan Ethereum'a bakalım. Ethereum'a baktığımız zaman da aslında 4500 dolarlar civarına kadar geldik. Yani küçük küçük de olsa yükselmeye devam ediyoruz ve her gün yeni bir rekor geliyor. Ve günlüğe baktığımız zaman burada aslında bir kanal da oluştu diyebiliriz. Yani aşağıdan gelen bir, bakın şurada bir yükseliş trendimiz var. Yukarıdan gelen de bir direnç noktamız var. Şu anda bir kanal içerisinde günlükte yükselmeye devam ediyor. Ama hala o beklediğim patlama dediğimiz hareketi Ethereum yapmış durumda değil. Beklentimiz neydi? Önce buradaki küçük derinlik, ardından da buradaki büyük derinliğin fiyatlanmasını bekliyorduk. Hem haftalıkta hem günlükte. Şu anda aslında haftalığa baktığımız zaman buradaki küçük derinlik neredeyse fiyatlanmak üzere. Bu küçük derinlik fiyatlandıktan sonra tabii ki bir miktar orada takılması normaldir. Ama ardından asıl buradaki büyük derinliğin fiyatlanmasını ben şahsen beklerim arkadaşlar. Ethereum'da hala uzun zamandan beri yükselmesine rağmen bu rally'nin başlangıç fişeği dediğimiz hareketi hala ben yaptığını düşünmüyorum. O hareket geldikten sonra altcoin'lerde çok daha ciddi hareketlere şahit olacağımızı düşünmekteyim. O yüzden Ethereum'u mutlaka yakından takip edelim arkadaşlar. Ethereum'un görüntüsü zaten Total 2'nin görüntüsüyle aynı. Mesela şu anda Total 2'nin görüntüsüne baktığımız zaman da Ethereum'a birebir benzediğini görüyorsunuz. O yüzden Ethereum için yaptığımız analizlerin çoğu aslında Total 2 verisi için de geçerli. Aynı Ethereum'da söylediğimiz gibi önce burada küçük derinlik, ardından da büyük derinlik arkadaşlar fiyatlanacaktır. Şu anda neredeyse küçük derinliğin fiyatlanmak üzere olduğunu görüyorsunuz. Benim genel olarak mantığımı eminim birçoğunuz biliyorsunuzdur. Yeni gelen arkadaşlar için bir daha söyleyeyim. Sepet yapıp sepeti yaptıktan sonra da yükselen coin'den yükselmeyen coin'e doğru bir kar kaydırma taktiği diyeyim. O şekilde bir stratejim var. Gün içinde VRX coin'inden kar aldım onu. Yani birçoğunu VTC coin'ine kaydırdım diyebilirim. Çünkü VTC coin'i hala o beklediğim ciddi patlama hareketini yapmış durumda değil arkadaşlar. Genel olarak şu anda benim piyasada gördüklerim ve izlediklerim bu şekilde. Videolar hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın. Onun dışında katıl butonunu da kullanabilirsiniz. Gün içinde katıl butonundan da paylaşımlar yapıyorum. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.